1990'lar dünyanın en kanlı tarih dilimlerinden biri. 1992'de Yugoslavya'nın çöküşü sonrası Balkanlar'da kaos hakimdi. Vatikan, Avusturya ve Almanya'nın desteğiyle Yugoslavya'dan ayrılan Hırvatistan, bölgenin tamamen kendisine kalmasını istiyordu. Bunun için Sırplar silahlandı. Amaçları Müslümanları bölgeden çıkarmak, kendi hakimiyet alanlarını kurmaktı. Hristiyan Sırplar aldıkları desteklerle Müslümanlara saldırmaya başladı. Bosna Savaşı başlamıştı. Sırplar hep soykırım yaptı. Daha savaşın ilk evrelerinde Nisan 1992'de 350 sivili katlettiler. Bu tarihten sonra da katliamlarını sürdürdüler. ...92-95 yılları arasında sistematik olarak yürütülen büyük çaplı bir etnik temizliğe maruz kalan Bosnalılar, zulümden kaçarak Srebrenica'ya sığınıyordu. Savaştan önce nüfusu 24 bin civarı olan şehirde artık 60 bin civarında insan yaşıyordu. Srebrenica, açlık ve hastalıklarla mücadele eden toplama kampına dönüşmüştü. Tarihler 1995'i gösteriyordu. Birleşmiş Milletler bölgedeydi. Bosnalılar, BM barış gücü altında 400 Hollandalı asker tarafından korunuyordu. Sığınmacılardan yaklaşık 25 bini barış gücü askerlerince Srebrenica'ya birkaç kilometre mesafedeki Potoceri'de bulunan bir akü fabrikasına yerleştirildi. Müslümanların elindeki silahlar sözlü güvenlik gerekçesiyle toplandı ama Sırpların silahları alınmadı. Katil Ratko Mladic komutasındaki Sırplar Srebrenica'ya saldırılarını sıklaştırdığında Müslümanlar toplanan silahlarını geri almak istedi. Ama sorumlu Hollandalı komutan Tom Krinsman Müslümanların isteğini reddetti. Hollandalı askerler Müslümanlara silahlarını geri vermeyen komutanın emriyle bir gece yarısı Bosna'dan çekildi. Yani Birleşmiş Milletler 11 Temmuz 1995'te kendisine sığınan 25 bin Bosnalıyı öldürmeleri için Hristiyan Sırplara teslim etti. Sırp kasabı Ratko Mladic'in askerleri 12 yaş üstü tüm erkekleri bir yana, kadınları diğer yana ayırdı. Kadınlara tecavüz edildi, erkeklerse kamyon ve otobüslere doldurularak ölüme götürüldü. Srebrenica'daki kıyımdan Tuzla'ya kaçmaya çalışan 12 bini aşkın Boşnak, dağlık güzergah üzerinde pusu kuran keskin nişancı Sırp askerler tarafından kurşunlandı. Dağlardaki bu zorlu kaçış yolundan yaklaşık 3 bin kişi sağ olarak Tuzla'ya ulaşabildi. Srebrenica'dan Tuzla'ya uzanan ölüm yolunda 10 günün bilançosu ağır oldu. 10 binden fazla insan katledildi. Katliama göz yuman Birleşmiş Milletler ve Hollanda hükümeti hiçbir sorumluluk kabul etmedi. Srebrenica soykırımı, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yapılan en büyük etnik soykırım olarak dünya tarihine kazındı. Yıllar sonra Hollanda hükümeti katliamdaki sorumluluğunu kabul etti. Lahey'de açılan dava yıllarca sürdü. Sonunda katliamcılara cezaları verildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım, savaş ve insanlığa karşı suçlardan ömür boyu hapse mahkum edilen katil Ratko Mladic'in cezası onandı. Mladic'in katil askerlerinden bazılarına da hak ettikleri cezalar geç de olsa verildi. Ama ne verilen cezalar, ne yapılan taziye açıklamaları yaşanan acıları dindirmedi, dindirmesi de çok zor. Bosnalılar her 11 Temmuz'da o kan ve acı dolu günü hatırlıyor, gözyaşına boğuluyor. Ve gerçek bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Ölen Müslüman, öldüren Hristiyansa dünyanın hiç sesi çıkmaz. Adalet de çok geç tecelli eder.